katıldığı bir çalışmadan. %85'i diyor ki eğitmenlerin, öğrencilerimin başarısı arttı bunu uygulayınca ve %80'i yine diyor ki ben daha fazla şey öğrenmek istiyorum telsiz öğrenme modeli hakkında, kendimi daha ilerletmek istiyorum diyor. Yine başka bir çalışmanın sonucuna bakarsak, benim en çok ilgimi çeken çalışmalardan bir tanesi, hem 4 modelin birden çalışıldığı, araştırdığı, birbiriyle karşılaştırdığı bir çalışma var. 2017 yılında yapılmış. Evet. Harmanlanmış öğrenme, e-öğrenme, telsiz öğrenme modeli ve geleneksel öğrenme, hepsi birden aynı ortamda, yani aynı seviyedeki öğrencilerle bir üniversitenin fen bilimlerinin bir alanının olan bir derste çalışılıyor ve sonuca göre bu 4 modelin akademik başarıya, öz yeterliğe ve motivasyona olan etkisinden, hani etkisine bakılıyor değişkenler olarak. Ve yine en olumlu sonuçların diğerlerine istatistiki anlamda anlamlı fark attığı modelin telsiz öğrenme modeli olduğu bulunuyor bu çalışmada. O yüzden bence bu önemli bir çalışma, çünkü hepsinin birden, genelde iki model karşılaştırılıyor genelde. Bu 4 model birden karşılaştırdığı için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yine 317, yani telsiz öğrenme modeline dair 317 akademik çalışmanın yani meta analizi yapılıyor. Ve yine bu analizde 317 telsiz öğrenme modeli çalışmasının makale olabilir, kitap işte bölümü gibi yine telsiz öğrenme modelinin olumlu yanlarına dair sonuçlar çıkıyor diğer modellerle karşılaştırıldığı zaman. Yine 2013-2018 yılına bakılıyor telsiz öğrenme modeline dair çalışmalara dair. En çok eğitim ve tıp alanında kullanılmış telsiz öğrenme modeli. Tıp alanına daha çok fazla çalışma var bu arada. Hem doktorluk, yani doktorlarla ilgili olan, hem de hemşirelerle ilgili olan bölümlerde. En çok Asya ülkelerinde telsiz öğrenme modelinin uygulandığını görüyoruz ve çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Ve yine en çok üniversite ortamında telsiz öğrenme modelinin uygulandığı ve çalışma yapıldığını görüyoruz. En çok etkisine dair yapılan bu değişkenlere baktığımız zaman, öğrencinin işte motivasyonuna bakılmış, bilişsel becerilerine bakılmış, sosyal becerilerine bakılmış, aktif öğrenmesine bakılmış, öz yeterliğine, öz düzenleme gibi ve akademik tabii başarısına bakılmış. Telsiz öğrenme modelinin bu çalışmalarda hep olumlu sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bu yine bahsettiğim 2013-2018 yıllar arasındaki 100 çalışmaya bakılıyor yine telsiz öğrenme modeliyle ilgili. Bu çalışmalarda yine %78'i üniversite ortamında yapıyor ve mühendislik bölümlerinde %18'i, fen bilimleri bölümlerinde %23'ü çalışmaların, tıp alanında %11'i, sosyal bilimlerde %22 ve dil becerilerinde, yani İngilizce, İspanyolca gibi dil becerilerinde %14'ü çalışmaların oransal olarak. Ve en çok böyle baktığım zaman hep yani bireysel öğrenme ortamına dair çalışmalar var. Öz düzenleme becerileri, akademik başarı, akran değerlendirme bu arada. Akran değerlendirme üzerine veya akran desteği üzerine bakılmış. Telsiz öğrenme modelinin buna etkisi üzerine çalışmalar yapılmış. Çeşit çeşit yani çalışma sayısı artıyor. Özellikle son yıllarda 2010 yılından sonra çalışma sayısı gün geçtikçe katlanarak artıyor.